Evet, Suriye ile ilgili bir Türkiye'nin bir design isteği var, çalışması var. Burada bu sürecin, özellikle bu son çatışmalar sürecinin Türkiye kendi lehine olacak şekilde de, sadece kendi lehine değil ama kendi lehine olacak şekilde de sonuçlanmasını veya devam etmesini istiyor. Şimdi bir taraftan da Amerika Birleşik Devletleri'nin de orada bir varlığı söz konusu ve Türkiye tamamen karşı Amerika Birleşik Devletleri'nin oradaki faaliyetlerine. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin oradaki şeyine de karşı, varlığına da karşı Türkiye. Çünkü biliyor ki büyük bir tehlike olarak gördüğü SDG'yi koruyan ülke Amerika Birleşik Devletleri. Dolayısıyla Amerika'nın oradaki faaliyetleri ne kadar boşa çıkartılırsa bu Türkiye açısından o kadar olumlu bir şey. Bu yüzden mesela Rusya ile aynı zamanda Suriye hükümetini ikna edebilme babında da bir girişimde bulundu Türkiye. Çünkü Suriye hükümeti ikna edilirse Suriye hükümeti tamamen bu aşiretlerle birlikte hareket edebilir. Hareket ettikleri zaman da bu doğrudan SDG'ye karşı bir hareket demektir. Zaten dikkat edecek olursak Türkiye'den gelen son açıklamalar da bunu doğruluyor. Yani örneğin Suriye'den çekilme konusunda Türkiye orada terör var, terör tehlikesi var. Dolayısıyla bu bizim için bir tehlike. Biz bu yok olmadan Suriye'den çıkmayız söylemini devam ettiriyor. Diğer taraftansa örneğin SDG'nin Arap aşiretlerine ya da Araplara yönelik saldırı içerisinde olduğunu savunuyor Türkiye. Şimdi bu söylem şunu getirir. Orada bir şey var. Yani kesimlerin karşı karşıya gelmiş olduğu bir durum var. Dolayısıyla biz burada Araplar lehine bir şeyde müdahalede bulunabiliriz. Ama bu durumda Suriye ile karşı karşıya geleceği için Türkiye, çünkü ikisinin arasında hem bir taraftan Suriye'nin SDG ile şu anda ortak bir noktaya ulaşamamasına rağmen bir işbirliği söz konusu, hem de doğal olarak kendi ülkesi içerisinde, kendi toprakları içerisinde bir faaliyet söz konusu. Ama zaten Türkiye'nin çıkmasını isterken tam tersi bir durum olarak Türkiye daha net bir biçimde orada olabilir, oraya yerleşebilir. Bu yüzden Suriye bunu istemez. O yüzden de Türkiye Rusya'yı, Suriye'yi ikna edebilmesi için bu konuda girişimde bulunuyor. Yani böyle bir şey bu. Aynı çerçeve kesinlikle. Yani Hakan Fidan'ın önceki görüşmesi bence bunun ön görüşmesiydi. Erdoğan şeyle, yani Dışişleri Bakanları nezdinde tabii oldu bu. Ama Erdoğan'la Putin görüşmesine bence tamamen bu konular gündeme geldi. Yani bu şey, Suriye meselesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin bundan sonra Suriye'deki faaliyetlerinin ne olabileceği. Çünkü sadece SDG'ye yardım anlamında değil veya işbirliği anlamında değil, Amerika Birleşik Devletleri aynı zamanda Suriye yönetimine karşı da bir ajanda devam ettiriyor orada. Dolayısıyla son zamanlardaki silah yığmaları ya da asker sayısını arttırması sadece IŞİD'le mücadele ya da HDG ile işbirliği çerçevesinde değil, daha geniş bir çerçevede görülüyor. Çünkü orada Amerika Birleşik Devletleri bir taraftan İran, Beyrut arasındaki hattı kesmeye çalışıyor ama diğer taraftansa Suriye ile ilgili olarak Suriye'nin Arap ülkeleriyle normalleşmesinin önüne de geçmeye çalışıyor. O yüzden Amerika'nın farklı bir faaliyetini orada görebiliriz. Ama bu Amerika'nın Suriye'de daha da yerleşmesi anlamına gelir. Daha geniş bir şekilde etkili olmasına anlamına gelir ki Türkiye zaten hani şu anda karşı karşıya Amerika'yla. Dolayısıyla bunun önüne geçmeye çalışıyor Türkiye aynı zamanda. Suriye'de zaten bunun önüne geçmeye çalışıyor. Fakat aralarında İran da aynı şekilde ama aralarında şunu sağlayamıyorlar. Kime karşı birlikte hareket edeceğiz? Şimdi Suriye'nin mesela Kürtlere karşı Türkiye gibi bir politikası yok. Yani tamam, bunu şey anlamında söylemiyorum. Yani her şey güllük gülistanlıktır anlamında söylemiyorum. Ama örneğin Suriye SDG'yi bir terör örgütü olarak tanımlamıyor. Fakat Türkiye terör örgütü olarak tanımlıyor. Buna karşılık Suriye'de işte Türkiye'nin işbirliği yaptığı bir takım örgütler var. Onları terör örgütü olarak görüyor ve tam tersi Türkiye onları terör örgütü olarak görmüyor. Şimdi burada işte Türkiye'de, Suriye'de birbirlerinin kendi tezlerine yakınlaşmasını istiyor. Yani tam da bu işte Soçi ve diğer işte hani girişimleri bu çerçevede görmek lazım bence. Yıllardır ilk defa Kürtlere karşı fiili olarak harekete geçildiğini gördük. Dikkat edin, yani Suriye'de tabii ki örgütler bazında bir takım şeyler vardı. Yani çatışmalar vardı, yani IŞİD'inden memleseye kadar çatışmalar vardı, evet. Ama bu Arap aşiretlerinin birden hani bu şekilde harekete geçmiş olmaları düğmeye basılmak istendiğini gösteriyor bence.
Bu sadece tabii şeyle ilgili değil. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin varlığına karşı da aynı zamanda düğmeye basıldığı anlamına geliyor. Ama bu ne kadar başarılı olur, bunu zaman içerisinde göreceğiz. Bir şekilde bir deneme bu. Yani Amerika'nın varlığına karşı da SDG'nin şu ana kadarki elde ettiklerine karşı da bir denemedir. Burada tansiyonu, nabzı ölçecekler. Yani bir güç denemesi olacak. Eğer bunun olabileceği yönünde bir kanaate varırlarsa muhtemelen bunu arttırırlar. Yani bu şekilde devam eder.